made this song to be the recipe. But sure, I let that fall together. No, you did the best of me. The drama's gonna never end. Never end. Keep thinking I'm playing. I know for sure it's rich and motherfucking age. You keep testing me. Call it down tonight. You're not gonna swear to the death of me. The drama's gonna never end. Never end. It's all this that New York shit, that black glove would rip outline of the junk shit. I don't want to talk, say a prayer for my enemies. Drop top 10 shots and make your ass a memory. Try to ride on the side of the Slantees. And here's a one. Finding out of the left corner, man, MTV, Kuzuko Shinin. Representing Turkey, 2K, Tim Sinan, Rizzo Luchak. Geliyor işte boksörümüz güçlü alkışlarınızla Hani Dedicate this one to all the hustlers that get up every motherfucking morning and put their work in. I see you, boy. I'm up before sunrise, first day for the block, little bad motherfucker, wear a pocket full of rocks, learn to load up bags, give a skinny little ass. Karşılaşmanın puan hakemleri Mr. Selik Şarkıç Magandeta from Kazakistan, Kazakistan Mr. Omar Bintun from Mexico, Mexico Mr. Maksad Azalov from Kazakistan, Kazakistan. Introducing first the blue corner, OJ Bobby Gucci, representing Bosnia and Herzegovina, full star safety boxer, 24 years old, standing 1.85 tall, weighing 111 kilos. His professional record, 4 points, 2 wins, 1 coming in the way of record, and only 1 defeat. 24 yaşında, 1.85 boyunda, tam 111 kilogram ağırlığında, profesyonel bokstan 4 maç yaptı, ikisini kazandı, birinde nakavt etti rakibini, 2 kez mağlup oldu. Miloš Veljković! And he's a one in the right corner, Meta KB, Kırmızı Köşeli. 30 years old, standing 1.82 tall, weighing 104 kilos. His professional record, 16 bumps, 15 wins, 14 coming in the way on that count. Only one defeat. 30 yaşında, 1.82 boyunda, 104 kilogram ağırlığında, profesyonel boksta 16 maç yaptı. 15'ini kazandı, 14'ünde nakavt etti rakiplerini. Sadece bir kez mağlup oldu. O bir demir. The Iron Ali Kıydın. Karşılaşmanın ilk hakemi, ring referee Mr. Jürgen Langos from Germany, Almanya. Güzel bir karşılaşmaya geçiyoruz. Esport'ta ve Esport Plus ekranlarında Ali Kıydın, Miloš Veletić'le karşı karşıya gelecek. Son uyarılar geliyor. Karşılaşmanın hakemi Jürgen Largos'tan. Ali Kıydın, knockout makinesi. 15 galibiyeti var. 14'ünü knockout'la elde etti Ali Kıydın ve bir kez yenildi kariyerinde sadece. Ve karşısında Bosna Hersek'ten Miloš Veletić. Karşılaşma başlıyor. Siyah eldivenleriyle izliyoruz Ali Kıydın'ı. Kırmızı eldivenleriyle Miloš Veletić. Şu anda ringde gövdeye bir sol direk geldi. Amatörde de çok iyi bir karnesi var tabii ki. Ali Kıydın'ın çok önemli isimlerle karşılaşmış bir isim. Bir sol direk geldi. Ağır siklette bu buluşma. 8 round üzerinden gözünüzü ayırmayın. Her an bir knockout gelebilir. Bu maçta bir sol direk.
Veletiç'ten. Veletiç'te bir önceki maçında, bu maçın ardından isteyeceğimiz yine bir olimpik bir boksör Murat Aliyev'le karşı karşıya gelmişti. Ona 6 round dayanmış bir isim Veletiç. Bakalım Creedon daha erken bitirebilir mi? Tabii ki tehlikeli. Bir sağ geldi Ali Creedon'dan. Almanya'da yaşıyor Ali. Frankfurtlu bir sol sağ denedi. Veletiç şimdi bir sağ var Veletiç'in. Sol direkler Ali'den. Gövdeye bir sağ. Şimdi bir sağ daha Veletiç. Gövdeye ikili kombinasyon geldi Veletiç. Bir sol direk. Veletiç sağ deniyor ardından. Tabii ağ silete göre çok uzun bir boksör değil Ali Kıydın, dolayısıyla içeriye girmesi gerekiyor. 1.82 boyunda. Bir nevi Mike Tyson boyunda Ali Kıydın. Şimdi iplere doğru itmeye çalışıyor Veletiç'i. Miloš Veletiç 124 yaşında o da. 1.85 boyunda Miloš Veletiç. Ama daha iyi gözüküyor. Ali'ye kıyasla ikili kombinasyon denedi Veletiç. Solları 3 dedi. Ali mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Bir sol daha geldi. Gövdeyi bir sağ. Sol direği uzatıyor. Veletiç içeriye girmesini engellemeye çalışıyor tabii ki Ali'nin. Şimdi bir sağ geldi Ali'den. Gövdeye yöneldi. Sağ, solda karşılık. Veletiç'ten. Köşede sıkıştırmak istedi ama sarılıyor Veletiç. Langos araya girdi. Ayırdı ikiliyi. Bir solda. Ali gövdeye gitti Veletiç. İlk round geride kalıyor. Böylelikle ortada bir round. Ortada bir round. Görüşüde Veletiç. Ve Ali. Amatörde iyi karnesi var dedim Ali Kıydın'ın. Tabii şöyle bir hatırlatayım. Öncelikle ilk round'tan görüntüler geliyor ekranlara. Sollar sağlar. Bir sol direk burada Veletiç'ten. Bir sol direkten. Gövdeye bir solu var. İsabetler bulduğunu gördük ilk roundda. Veletiç'in yumrukları geldi ekranlara. Dediğim gibi amatörde Almanya şampiyonu olmuş bizim Sinan Engin de burada. Bu özel geceyi izleyenler arasında. Amatörde 2014 yılında Almanya şampiyonu olmuştu Ali Kıydın. Ve çok önemli çok önemli isimleri yendi. Çok önemli isimlerle de karşılaştı. Şu anda profesyonelde de iyi giden isimlerle. Brazil Clark'ı yenmişti. O da geçtiğimiz haftalarda profesyonel başlangıcını yaptı. Ali Kıydın onu amatörde yenmiş bir isim. Britanya'nın çok şey beklediği ağır skletli bir isim. Fraser Clark. Joe Joyce'la karşılaştı ki Joe Joyce şu anda işte dünya şampiyonluk yolunda ilerliyor. Ali Kıydın'ın amatör kariyeri de çok iyi. Amatördeki tecrübesi de çok çok iyi. Bir sol denedi Ali. İsabeti değil. Geri çekildi Veletiç. Eldivenler aşağıda. Veletiç'te. Dirsek de bastırmadı diyor Veletiç'e. Evet, üzerine çekmeye çalışıyor. Veletiç eldivenleri tamamen aşağı indirdi. Bir sol sağ denemesi. Aralarında ciddi bir yaş farkı var aynı zamanda. Ciddi demeyelim tabii. Bir sağ aparkat denedi Ali. 4 yaş, 6 yaşlık bir fark var. İkili kombinasyon Veletiç'ten. Gövdeye bir sağ Ali. Sol
oldu uzattı. Sağlar burada Veletic'den. Sağ daha deniyor Veletic. Burada sağ direği etkili. Bir sarılmada gövdeyi vurdu. Çıktı oradan Ali'ye. Karşılıklı sol direkler. Kolları uzun gerçekten. O kolları geçmek kolay olmuyor. Veletic'in kolları. Sol direği de iyi uzatıyor. İşte biraz kısa kalıyor Ali Kıydı'nın vuruşları. Tabii bu karşılaşma 8 round üzerinden, dolayısıyla ilerleyen roundlarda biraz daha kilo fazlası olduğunu söyleyebiliriz. Veletic'in bu onu etkileyebilir. Sağlar geldi Veletic'den. Şimdi bir sol. Harikaydım. Yine sol direkt uzatıyor Veletic. Gerçekten enteresan bir boksör Veletic'de. Elleri tamamen aşağı indirmiş durumda. Kendi el hızına güveniyor demek ki Veletic. Sağ parkat denedi Ali. Kafaya gitti ardından. Şimdi bir sol direk geldi. Ve ikinci rahatta geride kalıyor. Ali Kıydın. Miloš Veletic karşılaşmasında. Bu maçın ardından Murat Aliyev ile Mirko Tintor ringde olacak. Murat Aliyev de çok iyi bir boksör. Kaçırmayın diyelim. Onun ardından da gecenin maçı. Avni Yıldırım ve Yusuf Kangür karşı karşıya gelecekler. İşte ikinci round'dan görüntüler ekrana geliyor. Sağ parkatı kaçırdı burada Ali. Bir sağ daha geldi. Veletic'den. Evet koçlar dışarı anonsu. Üçüncü round'a geçiyoruz. Ali Kıydın mı? Miloš Veletic mi? Gövdeye gitti Ali. Bir sol direk geldi Veletic'den. Eldivenleri biraz daha yukarıda başladı. Ali'den bir sol direk. Ali'den bir sol direk. Şimdi sağa dönüyor Veletic. Çekmedi hakem Veletic'i. Gövdeye bir sağ daha Ali. Yine gövdeye yöneldi. Bir sağ daha. Roundlar ilerledikçe biraz daha etkililiği azalıyor gibi Veletic için. Yavaşlıyor dediğim gibi, bir kilo olarak fazla Ali'den. Ali de iyi hazırlanmış gözüküyor. Vücuduna bakınca bu karşılaşmaya oldukça iyi hazırlanmış. Rakibi biraz yağ oranının fazla olduğunu söyleyebiliriz. İkiledi burada sol kroşeleri. Ali'ye sarılıyorlar bir kez daha. Sola parkat Ali'den. Geri çekiliyor hakem. Yine bir sol gövdeye Ali Kıydın'dan. Sağ sol denemeleri. Sağ boşa gitti. Veletic yumruklarını yine indirdi. Eldivenleri indirdi Veletic. Biraz da ben bunun yorgunluktan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Maça aslında round'a yüksek kartla başlıyor ama işte round'ın sonlarına doğru eldivenleri indiriyor birazdan. Bir sağa sağ parkat geldi. Bir sol kroşe. Karşılık Veletic'den. Bir sağ daha var. Veletic isabet sağlıyor. Bir sağ parkatta kapandı burada Ali. Veletic bir sağ daha. Bir sağ daha geldi. Ali geri çekildi. Deniz ön kolunu kullanma diyor hakem, işte uyarıyor Veletic'i. İki tarafta yoruldu. Burada işte ağırlığını da yıkıyor.
rakibin üzerine Veletic. Bir sağda bir sağ kroşa geldi. Sarslı burada Ali Kıydın'ı. Veletic sağlı sollu vuruşlar. Ali sallanıyor. O da nakat yumruğu arıyor. Veletic'in sağa çok sertti. Ali'ye destek var tribünlerden. Bir sağ daha çok sert. Veletic'den bir sağ daha çok sert. Sayacak mı hakem? İttin diyor hakem. Ama çok iyi durumda gözükmüyor Ali Kıydın. Fena sallandı Ali. Bu roundda, üçüncü roundda. Veletic de yorgun, Ali de yorgun. Kenara geldi. Sağıyla nefis yakaladı Veletic. Ağır vuruşlar Veletic'den. Ağır vuruşlar Veletic'den. Evet, o vuruşları görelim. İşte burada sağ gözler gidiyor Ali'de hafif. Bir sağ daha. Çok sert, çok sert burada. Bu ikili kombinasyon çeneye. Ali denedi sağ kroşeyi, isabet sağlayamadı. Bir sağ daha gelecek. İşte bu sağ, bu da sarstı. Bu da sarstı. Gerçekten sert ve ağır vuruşlar. Ali Kıydın bunu çevirebilir mi? 3 round geride kaldı. Ali Kıydın bunu çevirebilir mi? 4. round başlıyor. Sol direklerle girdi iki tarafta. Bir sağ denedi. O sağdan kaçınmak lazım. O sağdan kaçınmak lazım. O Milotic sağları deniyor. Sağa parkat geldi Ali'den. Bir sol direkte. Sağa parkat. İşte köşede bir dakikada biraz toparladı muhtemelen Ali'ye. Biraz daha işte hareketli olması lazım. Karşısında durmaması lazım rakibin. Bir sol direk daha geldi. Veletic'den sağ hazırlıyor. Hani bu tür maçlarda dönüş olabiliyor tabii ki. Çünkü rakip de yoruluyor ama Ali de yorgun gözüküyor açıkçası. Sağ sol denemesi. Buralarda da ağırlığını yıkıyor Veletic. Yoruyor yani Ali Kıydın'ı. Dayanıklı da bir boksör. Hani bir kez yenildi. O da bir sonraki maçta izleyeceğimiz Murat Aliyev'e. Veletic 6 round hakem kararıyla yenilmişti. Veletic gibi olimpik bir boksöre karşı. Miloš Veletic. Gövdeye gidiyor Ali. Şimdi Veletic'den müşterilere bir sağ geldi Ali Kıydın'dan. Veletic sağ denedi, arkasını dönüyor. Dönme diyor. Ne oldu? Orada başını sallıyor. Veletic dövüşmek istemiyor gibi. İnanılmaz. Bıraktı. Bıraktı. Miloš Veletic bıraktı. Dövüşmek istemedi. Arkasını döndü. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Devam edemiyor Veletic ve Ali Kıydın kazanıyor. Bırakıyor maçı. Veletic bırakıyor maçı. Yani bir önceki roundda, üçüncü roundda fena sarsıldı Ali Kıydın. Neler olduğuna bakalım. Yoruldu tabii, onu anlayabiliyoruz ama burada sağ yedi. Bir sağ daha. Sol yedi. Yani anlaması güç. Anlaması güç. Bıraktı. Bıraktı. Burada yorgunluklar olabilir tabii ki. Ama şaşırtıcı. Üçüncü roundu net almıştı. Sarsmıştı Ali Kıydın'ı. Alabileceği bir maç gibiydi. Hani zaten dördüncü roundu gelirken ben bu maçı çevirebilir Ali dedim ama bu şekilde olmasını beklemiyordum açıkçası. Mustafa Özden de söz. Müsabakanın 4. roundunda 1 dakika 43. saniyesinde teknik nakavtla kazanan Redco!